Burada merkezi O noktası olan bir çember ve çembere teğet olan bir doğru var. Bu doğruya L doğrusu diyelim. L doğrusu A noktasında çemberle kesişiyor. Bir de çemberin merkeziyle A noktasını birleştirip bir yarıçap çizdik. Bu videoda bu yarıçapla bu teğetin birbirine dik olduğunu ispatlayacağız. Evet, bu açının bir dik açı olduğunu ispatlamaya çalışacağız. Bu ispatın birinci adımında A noktasının L doğrusu üzerinde çemberin merkezine en yakın nokta olduğu konusuna eğileceğiz. Tekrar ediyorum, birinci adım A noktasının L doğrusu üzerinde merkeze en yakın nokta olduğunu kanıtlamak. Bunun için L doğrusu üzerindeki diğer noktaları düşünün. Rastgele bir nokta olsun. Mesela şu nokta olabilir ya da şu nokta olabilir ya da şu. Bu noktaların çemberin üzerinde olmadığını görüyorsunuz, değil mi? Diyelim ki bu noktayı seçtim. Bakın eğer seçtiğiniz nokta çemberin üzerinde değilse O noktasından bu noktaya bu noktaya da B noktası diyelim. O noktasından B noktasına varmak için yarıçap artı bu aradaki uzunluğu gitmemiz lazım. Ve açıkça görünüyor ki OB doğru parçasının uzunluğu yarıçaptan büyük. Neden mi? Çünkü O'dan B'ye gelmek için önce yarıçap kadar yol gidip çemberin üzerine sonra bir bu kadar daha yol gidip B noktasına varıyoruz. L doğrusu üzerinde olan ama çember üzerinde olmayan her nokta için bu durum geçerli. A noktası zaten adı üstünde teğet noktası. Hem L doğrusu hem de çember üzerindeki tek nokta. Durum böyle olunca L doğrusunun üzerindeki diğer noktaların hiçbiri çemberin üzerinde olmayacak. Dolayısıyla merkezi olan uzaklıkları da yarı çaptan daha fazla olacak. Artık umarım A noktasının çember üzerinde bulunması sebebiyle merkeze en yakın nokta olduğu konusunda ikna oldunuz. Ama tabii ki işimiz henüz bitmedi. Şimdi de kendimizi şu konuda ikna etmemiz gerekiyor. Diyelim ki bize bir nokta ve bir doğru verilmiş olsun. Bu nokta ile doğrunun üzerinde bu noktaya en yakın olan noktayı bağlayan doğru parçasının doğruya dik olması gerekir. Biraz yer açalım. Yazalım. Doğru üzerinde olmayan bir noktayı, doğru üzerinde kendisine en yakın noktaya bağlayan doğru parçası doğruya diktir. Kulağa biraz karışık duyulduğunun farkındayım ama aslında durum şu. Burada bir doğrumuz var, L doğrusu, bir de bu doğru üzerinde olmayan bir noktamız var. Evet, doğru üzerinde olmayan nokta da bu, O noktası. Şimdi bu noktayı doğru üzerinde olan ve bu noktaya en yakın olan noktayla birleştirmek istiyoruz. Bu da doğru üzerinde olan ve o noktasına en yakın olan nokta olsun. Farklı bir renk kullanalım. Bu iki noktayı birleştiren doğru parçasının L doğrusuna dik olduğunu ispatlamak istiyoruz. Anlaştık değil mi? Şimdi bu ispatı bu durumun tam tersini ispat ederek yapalım. Yani nasıl olacak? Bu açının dik olmadığını varsayacağız. Yazalım, Doğru üzerinde olmayan bir noktayı doğru üzerinde O noktaya en yakın noktada bağlayan doğru parçasının doğruya dik olmadığını farz edelim. Bunu da çizelim. Bu L doğrusu olsun. Bu O noktası L doğrusu üzerinde O noktasına en yakın noktada bu olsun. Buna da A noktası diyelim. Bu iki noktayı birleştiren doğru parçası L doğrusuna dik değildir dedik bu en yakın nokta olan A ve O noktasına A noktasına bağlayan doğru parçası L doğrusuna dik değil. Evet, bu dik değil. Yani bu açının 90 derece olmadığını varsayacağız. Tersini ispatlayarak göstermemiz sebebi bu açının dik olmadığını kullanıp L doğrusu üzerinde O'ya daha yakın bir nokta bulup A noktasının en yakın nokta olduğu varsayımını çürüteceğiz. Neden? Çünkü A'nın O'ya en yakın nokta olduğunu varsayıyorduk, öyle değil mi? Peki daha yakın bir noktayı nasıl bulacağız? Bir dik üçgen çizerek. Aynen böyle. Gördüğünüz gibi bu uzunluk, buna A diyelim. Üçgenin tabanı da B olsun. Başka bir renkle çizeyim. Burası B. O'dan A'ya olan uzunluk da hipotenüs. Buna da C diyelim. Şimdi Pisagor teoremini hatırlayalım. A kare artı B kare eşittir C kare. Buradaki üçgen gerçek bir üçgense, yani b uzunluğu pozitif bir değerse, a'nın c'den kısa olacağı açık ve net, öyle değil mi? Evet, buradan b'nin pozitif bir değer olduğunu kabul ettiğimizde, a ve c'nin de pozitif olduğunu bildiğimize göre, a c'den küçüktür, kısadır sonucu çıkıyor. Tekrar ediyorum, bu bozuk bir üçgen değilse, yani eğer bir alanı varsa, bu uzunluk hipotenüsten küçüktür. Başka bir deyişle, hipotenüs en uzun kenardır. a küçüktür, c ve eğer a c'den küçükse o'ya daha yakın olan bir nokta bulduk demektir. Bu noktaya da d noktası diyelim. Evet d noktası o'ya daha yakın. Ve gördüğünüz gibi güzel bir çelişki yarattık. L doğrusu üzerinde o noktasına en yakın noktanın a olduğunu ve oa doğru parçasının l doğrusuna dik olmadığını varsaymıştık öyle değil mi? Bu açı dik değilse O'dan N'ye bir dikme inip, A'nın en yakın nokta olduğu varsayımıyla çelişen bir durum oluşturabiliyoruz. Bu bir çelişki yaratıyor. Çünkü artık A'nın en yakın nokta olmadığını biliyoruz. Bu yüzden de doğru üzerinde olmayan bir noktayı doğru üzerindeki en yakın noktaya bağlayan doğru parçasının o doğruya dik olması gerekir. Tekrar ediyorum, doğru üzerinde olmayan bir noktayı doğru üzerinde o noktaya en yakın noktaya bağlayan doğru parçası o doğruya diktir. Şimdi buraya geri dönelim. Teğetin çemberle kesiştiği noktadan çemberin merkezine çizilen yarıçap teğete diktir. Umarım bu video bu açının dik olduğunu anlamanıza yardımcı olmuştur. Sizi bu açının dik olduğuna ikna etmiştir.